Sevgili seyirciler, yeni bir 5'li 1K programına hoş geldiniz. Son 8 yıldır sizlere yaz tatiline gitmeden önce 5'li 1K'nın sezon sonundaki son programında Türkiye'nin fark yaratanlarını ekrana getiriyoruz. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programını bu yıl CNN Türk ekranlarında da ayda bir izlediniz. Bu sezon 15 fark yaratanı Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulduk ve sizlerle tanıştırdık, sizlerin karşısına getirdik. Ve bir başka gelenek olarak Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarını ağırlarken her seferinde de Sayın Güler Sabancı'ya rica ediyoruz. O da sağ olsun kırmıyor ve 5'li 1K'nın son programına konuk oluyor. Hoş geldiniz Güler Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Büyük bir keyifle geliyorum. Evet vallahi. Büyük bir keyifle geliyorum bu programa. Evet, biz genelde hep kötü haberleri yapıyoruz. Kötü haber iyi haberdir derler ama fark yaratanlarla bunu kırıyoruz. İyi haber de iyi haberdir. Evet, motosu. Zaten böyle başladık değil mi? Evet. 8 sene önce ben bir kere hepinize teşekkür ediyorum. Size, ekibinize, vakıftaki arkadaşlarıma, Zerrin Hanım'a, Renan'a ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Rana'ya ve ekibine, proje grubumuza. Bu fark yaratanlara, katılanlara da sonsuz teşekkürlerim var. Ama tabii bu bir ekip işi. Başarıyla 8 sene getirdiniz bunu, getirdik. Ve beni çok memnun ediyor. Hatırlıyorum ilk yola çıktığımızda ne hedefliyorduk? Dünyada güzel insanlar var, Türkiye'de güzel insanlar var, güzel bireyler var. Fark yaratmak için çalışıyorlar. Onları ekrana getirelim, teşvik edelim, özendirelim. Daha fazla insanlar onlardan keyif ve şey alsın, cesaret alsın ve bunların sayıları artsın diye bekliyorduk. Şimdi bana söylenen müthiş rakamlara ulaşmışız. 160 fark yaratanımız olmuş ve 17 milyonu aşkın izleme rakamına ulaşmışız. Bunlardan dolayı sizi, ekibi, tüm katılanları tabii kutluyorum. Evet. Biz ilk sezonda sevgili seyirciler fark yaratanları aramaya başladığımızda şöyle bir endişeye kapılmıştık. Acaba gelecek sezon devam edebilecek miyiz? Yeteri sayıda fark yaratan var mıdır diye merak etmiştik ama 8 sezondur yüzlerce başvuruyu değerlendirdik. Evet. Ve aralarından seçebildiklerimiz bunlar. İnsanın morali de düzeliyor değil mi? İzlerken ne hissediyorsunuz bu ben filmleri, videoları? Ben müthiş bir kere bana moral veriyor. Hakikaten en yorgun günümde bile bunu izliyorsam eğer hayata dair müthiş bir cesaret geliyor, müthiş bir keyif geliyor, teşvik ediyor beni, şevk veriyor bana. Dolayısıyla umuyorum ki ve zannediyorum ki Türkiye'nin güzel insanları, birçok toplumsal çalışmalar yapan STK'larımız var. Türkiye'nin toplumsal gelişmesi için katkıda bulunan bireyler, kurumlar bunu seyrediyorlarsa daha şevkle yapıyorlardır işlerini evet. diye düşünüyorum. Geçtiğimiz gün bir iftar programında Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konunun altını çizdi. STK'lar aslında devletin karşısında değil, devleti tamamlayan kurumlardır tamamen, dedi. Tamamen. Demokrasinin çok önemli bir unsuru STK'lar ve ülkemizde de gelişiyor. Daha şahsiyet buluyor, daha çok katılım oluyor. Bu hakikaten memnuniyet verici. Evet. Şimdi sivil toplum kuruluşları genelde bir tabuyu da yıkıyorlar. Bizde her şey devletten beklenir. Ama fark yaratanların hikayesine baktığımızda pek çoğu kendi başının çaresine bakıyor ya da farklı fonlardan aldıkları teşviklerle hayata geçiriyorlar. Hatta kimi zaman devlete rağmen bir şeyler yapmayı başarıyorlar. Evet, evet muazzam. Evet. Bu tabii gelişmiş toplum, gelişmekte olan toplum farkıdır bu. Devletten her şeyi beklemek, hayır, bireyin kendi iradesini koyması ve yola çıkması. Ondan sonra da tabii teşvikler lazım, STK'lar lazım, sivil toplumun bunu özendirmesi lazım ve sizin gibi televizyon ve komünikasyonun buna destek olması lazım. Nitekim onu görüyoruz. Yine bana verilen rakamları sizle paylaşmak istiyorum. Ne oldu? Fark yaratanlarda evet daha görünür kıldık, daha teşvik edici olduk, daha fazla kişiye ulaştı bu bireysel girişimler ve çabalar. Ama sonunda bana arkadaşlarım verdiler bir takım rakamlar. Bu beni çok etkiledi. Sizle paylaşmak istiyorum. O da biz ne umduk, ne bekledik? 8 sene önce yola çıktık. İşte bunu yapmak istedik. Fark yaratanlarımız etkisini ölçelim dedik. Evet. Ve bu ölçümden şu çıktı. Fark yaratan seçilenlerin %91'i çalışmalarına güvenirliğin arttığını söylüyorlar bu programdan sonra, buraya katıldıktan sonra. %58'i çalışmalarının yaygınlaştırdıklarını söylüyorlar.
%58 çok ciddi bir rakam. Sadece devam etmekle kalmamışlar yaptıkları işe. Ben bir de yaygınlaştırmışlar. %55'i kendilerine katılan gönüllü sayısında ve kendilerine yapılan bağışlarda artış olduğunu söylüyorlar. Yani yollarına devam edebilmek, daha büyük etki yaratabilmek için onlara katılanlar artmış. Bu da istediğimiz bir sonuçtu ve çok başarılı gitmiş. %51'i çeşitli kurumlardan işbirliği teklifleri almışlar. Ne güzel. Daha büyürken, daha yaygınlaşırken bir başkalarıyla işbirliği yapmak ve potayı büyütmek. %50'sinden fazlası da fark yaratanlarla ortak çalışma fırsatı bulmuşlar. Bir de birbirlerini tanımışlar. Bu kapasitedeki ve bu gönüldeki insanların birbirini bulması, ben eminim ki ileride bir gün bu ortak fark yaratanların ortak yaptıkları çalışmalardan çok daha büyük sinerjiler doğacak, çok daha büyük etkiler yaratılacak ve tabii ki %50'ye yakını da karar vericilerin bu konuda olumlu etkilendiğini ve nitekim birçok konuda görüyoruz. Engelliler konusunda olsun, diğer konularda görüyoruz. Karar vericilerin, düzenleyicilerin bu programlardan ve bu programa katılanların cesaretinden etkilenip doğru şeyler yaptıklarını söylüyorlar. Bu da beni ayrıca memnun ediyor. Evet. Bir de ilginç bir şey yapıyoruz. Biz fark yaratanları buluyoruz ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. İşte çeşitli sosyal medya platformlarında şu ana kadar 17 milyon kişi bu videoları izlemiş. Çok büyük bir rakam aslında. Müthiş bir rakam. 17 milyon kişi bunu izlediğinde eğer benim duyduğum heyecanı duydularsa mutlaka 17 milyonun ötesinde müspet işler yapmışlardır. Evet. Güler Hanım çok teşekkür ederim programımıza katıldınız. Bu arada sosyal medyayı takip ediyor musunuz? Hesaplarınız var mı sosyal medyada? Benim de Instagram'ım var yani. Instagram var. Evet. Peki biz evet. De takip alalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Biz sağ olun. Sizi takip ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Ben teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız için. Arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Sağ bütün olun. Katılımcıları tekrar kutluyorum. Evet, Güler Sabancı'ya teşekkür ettikten sonra sevgili seyirciler bu yılın 5'te 1 kasında sizlere fark yaratanlarımızı tanıtmak istiyorum. İlk isim Hazal Dut. Kendisi dayanışma ve imece kültürünü güçlendiren ihtiyaç haritasını hayata geçirdi. Müthiş bir proje. Bu ihtiyaç haritası genelde deprem zamanlarında ya da olağanüstü dönemlerde akla gelen proje ama siz bunu olağan dönemlerde hayata geçirdiniz ki bence çok çok daha değerli. Nedir ihtiyaç haritası? Ne anlatıyorsunuz acaba? Merhabalar. İhtiyaç haritası aslında kısaca ihtiyacı olan insanlarla buna destek sağlayabilecek insanları bir araya getiren online bir platform. İhtiyaç haritasının 7 kurucusu var. Mert Fırat, Ali Ercan Özgür, Gujan Şen, Elif Kalan, Güler Altınsoy ve İlksen Başarır diğer kurucularımız. Biz hepimiz farklı sektörlerden aslında bir araya geldik. Ve sosyal fayda adına nasıl bir çalışma yapabiliriz diye uzun süre düşündük, tartıştık ve sonunda ihtiyaç haritasını kurmaya karar verdik. İlk defa 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in sosyal zirvesinde projemizi tanıttık. Kooperatif haline 2016 Haziran ayında geldik. Aslında daha çok yeni bir kuruluşuz. Biz de hala deneyimliyoruz, görüyoruz. Sistem nasıl işliyor? Sistem şöyle işliyor. Web sitesine ihtiyaçharitası.org üye oluyorsunuz. Gönüllü olabiliyorsunuz, ihtiyaçlarınızı girebiliyorsunuz veya ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Son 2 yıl içerisinde 35 binin üzerinde üyemiz oldu. 130'un üzerinde STK ile birlikte çalışıyoruz. 30 üniversite ile işbirliği içerisindeyiz. Gönüllü ağımız günden güne artıyor. Özellikle zaten kültürümüzde var olan imeciyi aslında online ve dijital bir platformda yeniden nasıl canlandırabiliriz? Bu bizim doğuş fikirlerimizden bir tanesi oldu. Evet. Genelde ihtiyaçlar ne yönde? Hangisi daha ağırlıklı önde? Sitemizin üzerinde bağış ve para yardımı yapılamıyor. Bunun dışında çeşitli kategoriler var. Ama en çok %80'in üzerinde eğitimle ilgili ihtiyaç alıyoruz. Ve onun üzerine destekler sağlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde de bu şekilde. Birisi ders almak istiyor, birisi de ders vermek istiyor. Siz onları buluşturuyorsunuz. Daha çok ihtiyaç üzerinden. Yani evet. Şöyle okul ihtiyaçları, kütüphane ihtiyaçları olabiliyor. Bazen ısıtıcı olabiliyor. Bizim çok sevdiğimiz bir hikayemiz var bununla ilgili. İlk
ihtiyaç haritasını kurduğumuzda o nasıl ihtiyaçlar gelecek veya nasıl bir şey olacak diye hepimiz böyle merakla beklerken aslında fark ettik ki ihtiyacın gerçekten belirli bir tanımı yok. Herkes için çok farklı anlamlara gelebiliyor. Diyarbakır'dan çok değerli bir hocamız yazmıştı bize ve bizden bir teleskop ihtiyacının olduğunu söylemişti. Çünkü oradaki öğrencilerinin dünyayı sadece oradaki okul ve oradaki sokaktan ibaret olduğunu düşündüklerini, oysa ki hocalarının ona uzayı göstermek istediğini anlatmıştı. Evet. Kesinlikle kişisel olarak, bireysel olarak aslında çevremizin ihtiyaçlarının farkına varıp bir noktada insanlara destek olmaya başladığımızda gerçekten fark yaratabildiğimizi gördük. Gencay adı güzel, Sokakta Sanat Var projesini hayata geçiriyor. Edirne'den geliyor. Evet. Şimdi sanat deyince pek çok kişinin aklına hep kapalı mekanlar ya da işte tiyatro salonları, sinema salonları, ulaşmak zor. Kimisi için pahalı, kimisi için zamanı yok ama siz sanatı bayağı geniş alanlara yayıyorsunuz. Hatta sadece Edirne'de değil, köylere de gidiyorsunuz sanırım. Ne yapıyorsunuz tam olarak? Sokakta Sanat Var Derneği 2011 yılında kuruldu. Sanatı barış ve özgürlük için sokağa çıkarıyoruz diye başladık. Aslında en çok ihtiyacımız olan barışla, barışı sanatla kazanabileceğimize inanıyoruz. Amacımız sanatın herkes tarafından ulaşılabilir olması ve aynı zamanda bunu paylaşılabilir olması. Çünkü kısmen ulaşılabilir olmasını sağlayabiliyorsunuz ama paylaşılabilir olmasını sağlayamıyoruz ne yazık ki şu an ülkemizde. 6 yıldır bugüne kadar yaklaşık 70'e yakın etkinlik yaptık. Bunların birçoğu çeşitli köylere gittik, okulları boyadık. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Bu sene 6. festivalimizi yaptık. Türkiye'nin kapsamlı sanat festivali. İçerisinde 15'e yakın atölye var. Bunlar Ebru, heykel, özgün baskı, resim gibi atölyeler. Onun haricinde okulları boyuyoruz. Kendi dernek bünyemizde yıl boyunca etkinlikler, atölyeler oluyor. Ortaokul grubumuz, lise grubumuz, üniversite grubumuz var. Onlar da üniversiteye hazırlanıyor, liseye hazırlanıyor. Aynı zamanda tiyatrolar çıkartıyoruz. Birçok atölye yapıp sokağa çıkartıyoruz. Sokakta tepki nasıl insanlarda? Tepki nasıl? Henüz heykel görmemiş, resim görmemiş insanlarla karşılaşıyoruz. Birçoğu çekiniyor bundan. Ama bizim onlarla etkileşimli bir şekilde çalışma yürüttüğümüz için sadece ulaştırmak, göstermek değil, onları sanatın içerisine çekip beraber bir çalışma alanı yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden tepkiler, dönütler genelde çok güzel oluyor. Çünkü yaşamına bir değer katıyor. Bu değeri daha sonra mutlu olarak, genelde gülen yüzler olarak geri dönüt alıyoruz. Şahane. Nurdeniz Hanım'a geçeyim. Nurdeniz Tüncer Rehber Köpekler Derneği'nden. Ve karada burada gördüğünüz gibi ilk kez 5N1K programında uyuyan bir konuk görüyorum. Bugüne kadar bu kadar huzurla uyuyanı görmedim, öyle söyleyeyim. Biraz sonra horlamaya başlayabilir. O kadar sıkıcı programlar yapmıyoruz aslında ama karanın keyfi yerinde anladığım kadarıyla. Bir de karayı böyle döndürmek de kolay değil. Çünkü karanın biraz kamera fobisi var. Bir saattir arkası dönük oturuyordu. Nurdeniz Hanım, ne yapıyorsunuz acaba? Tam olarak derneğinizin işlevi nedir? Rehber Köpekler Derneği 2014 yılında görme engellilere rehber köpek yetiştirmek amacıyla kuruldu. Derneğimizin amaçlarından biri görme engellilerin sosyal yaşama daha rahat ve bağımsız katılabilmesi için tamamen dernek tarafından masrafları karşılanarak temin edilmesi. Burada bütün amacımız bağımsızlığını sağlayabilmek, görme engellilerin kendine güvenleriyle birlikte bu bağlamda rahat yaşayabilmelerini sağlamak. Evet. Şimdi Türkiye gerçekten hani engelli vatandaşlarımız için yıllardır ben programlarda özellikle yer vermeye çalışıyorum. Bir cehennem, yani kaldırım yok yürüyebilecekleri. Bir standart yok. Bir kaldırım yüksek, bir kaldırım alçak. Sokakta karşıdan karşıya geçerken zaten kimsenin hani engelli değil normal insanı iplediği yok, baktığı yok. Arabaların önde olduğu bir toplumuz ne yazık ki, daha öncelikli olduğu bir şeydi. O yüzden çok önemsiyorum köpeklerin yetiştirilmesi. Zor oluyor mu? Ne kadar zaman alıyor? Ne cins köpekler oluyor acaba? Köpeklerimiz Golden ve Labrador cinsi. Neden özellikle bu iki cins? Bu köpeklerimiz çok zeki, akıllı, duygusal ve sahibini tam anlamıyla yönlendirebilme kapasitesine sahip. Eğitilebiliyorlar, itaat yetenekleri oluyor. Ondan dolayı özenle kontrolden sonra genetiği belli olan 8 haftalık yavrularımızı 1 yıl bakıcı, koruyucu aile dediğimiz gönüllü kişilere teslim ediyoruz. Bu sırada mamalarını, veteriner hizmetlerini ve ilk temel itaat eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz.
bir yıl sonunda geri alıyoruz. 5 aylığına görme engelli eğitimi, sokakta yürüme, kaldırımda durma, basamaklardan indirme, asansöre yönlendirme gibi bir görme engelli bireyin tek başına bağımsız hareket edebilmesi için çalışmalara başlanıyor. Eğitimler tamamıyla sokaklarda yapılıyor. Gerçek hayatta olması lazım. Caddeden karşıya geçme, rutin yollarda çalışma, görme engelliyle de 2 hafta özel bir yerde eğitim veriliyor. Kimsenin olmaması gerekiyor. Tasmadan tutun da takılmasına, yemeğinin nasıl konulacağına, nasıl bakım yapılacağına. Çünkü bir görme engellinin rehber köpeğine tamamıyla kendisi bakması gerekiyor. Evet. Sonrasında 1 hafta görme engellinin rutin hayatına çalışmalar yapılıyor. Rutin yollarda köpeklerimiz çok başarılı. Öyle mi? Evet, köpeklerimizin tasmasıyla sevilmemesi lazım. Hah, onlar profesyonel çalışanlar. Zaten. Şurada bir şey var. Evet. Gördüğüm kadarıyla diyorsunuz ki lütfen dokunmayın, sahibi görmüyor, rehberlik yapıyorum diyor. Evet. Yani birisi görürse eğer, çünkü bir de hani herkes atlıyor, ah ne kadar şirin köpek diye sevmeye başlıyor, bunu yapmaması lazım. Kesinlikle. Anladım. Biz Karayla bu yolun öncülerinden biriyiz. Sevgili Maggie Moore'la bu derneği beraber kurduk. Ama ilk denemeleri sokakta, otobüs olsun, toplu taşıma daha doğrusu, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarına biz Karayla önce olduk. Ama en çok yaşadığımız handikaplardan biri çok sevilmesi karının. Beklediğimizin çok adısında çok seviliyor. Herkesin söylediği tutamıyoruz kendimizi, sevmek istiyoruz. Kara da sevgiye bayılıyor. Sosyal iletişim çok kuvvetli. Canlı bir yapısı var. Genç de bir tabii birisi rehber. Sevince bütün hatlar karışıyor karada yani. Değil mi? Bir dakika ben rehber miyim, şey miyim hani. Sevimli köpek karaya dönüşüyor. Şimdi bilgisayarın başında olduğunuzu düşündüm. Biri geliyor sizden yana kalıyor. Evet. Dikkati o şekilde dağılıyor. O yüzden anladım. Bu zamanla oturacak bir kavram. Çok teşekkür ederim. Ben Tuna Bey'e geçmek istiyorum. Tuna Özçuhadar, 2008 yılında başlayan sizin bir film yolculuğunuz var. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz acaba? Şimdi küresel problemler devasa. Sistemik şeyleri algılamakta biraz zorluk çekiyoruz yani etrafta olup bitenleri. Ve onları anladıktan sonra da kendimizi güçsüz hissediyoruz. Yani bunlarla baş edebilme konusu biraz sorunlu. Filmin aslında bunları bütüncül olarak görebileceğimiz bir mecra olarak çok faydalı olduğunu gözlemledik. Her ne kadar bu çalışmayı, festivali tümüyle bir gönüllü çalışma olarak ve bir deneysel şekilde başlamış olsak da bugün geldiğimiz noktada 10. yılında ve 20 ilde eş zamanlı yapılan büyük bir taban hareketine dönüştü. Yine bir film gösterimi etkinliğinin ötesine de geçti. Konuşmalar, müzik, sergiler. Yapmaya çalıştığımız şey sistemik değişimin dünyanın dört bir tarafında değer yargılarının değişmesinin diğer toplumlara örnek olabilecek şekilde ele alındığı filmleri getirmek. Bunlarla ilham vermek ve bu ilhamla da insanları harekete geçirmek. Evet. Belgesellere ilgi var mı? Çünkü şu yüzden hani Türkiye'de belgesel deyince geçen yıllarda bir belgesel kanalı Türkiye'de yayın yapmak için geldiler. Benle de görüşmek istediler. İşte belgesel yapan birkaç kişi var zaten. Ne düşünüyorsunuz diye. Dedim ki adamlara biz ceza olarak belgesel gösteriyoruz ekranlarda. Şaşırdı adam nasıl yani dedi. İşte evet. Yani bir televizyon kanalı hata yaptığı zaman hem ona ceza hem de izleyenlere ceza olarak belgesel izlettiriyoruz dedim. Evet, Necefli, belgesel gösterimlerine ilgi var mı acaba? İşte Necefli Maşraba vardı eskiden, ondan bir tık daha iyi tabii belgeseller ama bu şey bizim belgesel göstererek mevcut durumdan ziyade bu alanda çalışan insanların ilham alabilecekleri, duygusal olarak tetiklenebilecekleri belgeseller gösterdiğimiz için aslında kulaktan kulağa yayılıyor gibi. İlgi var. Yani salonlarımızı dolduruyoruz ve 10 ilde de bu sene yapmayı düşünüyoruz 10. yılı sebebiyle. Sanıyorum etkili oluyor ki insanlardaki dönüşüm hikayelerini de daha sonra duyuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Merve Aktağ'a önere geçeyim. Daha yaşanabilir kentler için şehrine ses ver projesini hayata geçiren bir mimar. Mimarlardan biri diyelim. Evet. Tam olarak ne yapıyorsunuz acaba? Biz gelişen ve dönüşen kentsel alanlarda, mahallelerde çalışıyoruz. Önceliğimiz bu kentte biriken bilginin, yapısal değişimlerin insanlara kolayca aktarımını sağlamak. Yani çok fazla artık bilgi var etrafta ve kentsel alanlarda insanlar birazcık daha farkında oldukça, çevresini tanıdıkça, bildikçe buraya da daha çok müdahil olabilirler ve
daha katılımcı tasarımlar, katılımcı alanlar, ihtiyaç bazlı tasarımlar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak şu ana kadar 5 şehirde çalışma yaptık. İstanbul'da da yaklaşık 4 tane atölye yaptık. Şehir dışında da birkaç atölye, yaz okulu yaptık. Tasarım kampları yaptık. İlk aşamamız, yani birkaç aşamalı bir çalışmamız var. İlk aşamamız bilgi görselleştirme ve infografiklerle kentsel bilginin insanlara erişimini sağlamak. Daha sonra bunu daha katılımcı stratejilerle kentsel alanlardaki atölyelerle, işte farklı tasarımcıların bir araya geldiği, uzmanların bir araya geldiği, hem mahalleliyle hem esnafla hem kamu kurumlarıyla görüşüp aslında ortak bir paydaya ulaşmaya çalıştıkları bir atölye ortamı ilerletebilmek ve buradan çeşitli projelerin çıkması. Ve buradan da bir sonraki aşamada katılımcı panolar ya da stratejilerle bunu ilerletebilmek ve en sonda tasarım halinde sunabilmek. Bununla ilgili tabii biz 3 kişilik bir kadroyuz. Çekirdek ekip olarak Sevcan, evet, ve Ertunç var. 120 kişiye kadar birebir çalışma yaptığımız kişi oldu şu ana kadar ve yaklaşık 1000'e yakın. Ne deniyor mesela? Ne tür şeyler, hani ihtiyaçlar öne çıkıyor? Neyi gözlemliyorsunuz? Yani şöyle, ilk gözlemimiz şu: insanların, yani bir tasarımcının baktığında gördüğüyle oradaki esnafın gördüğü veya kamu kurumunun, yani belediye çalışanının gördüğü çok farklı. Yani bir alanın kullanımını örneğin gençler ve yaşlılar çok farklı değerlendirebiliyorlar. Yani herkesin ihtiyacını karşılayamıyor ne yazık ki. Ve sürekli de geliştiği için aslında, yani teknoloji çok hızlı gelişiyor, ihtiyaçlar güncelleniyor. Ama ne yazık ki yani kamusal alanlarda bunu yakalayamıyoruz ve bunu ilerletebilmek için işte hem kamu kurumlarının hem de bu alanda çalışan kişilerin, işte bazen çünkü ticaret odaları ve esnaf odaları da mesela kamusal alanlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Ne yazık ki bunu biraz göz ardı ederek çalışmalar, evet, yapıyorlar. Ebru Aktan Acar, Çabaçam okul öncesi eğitimdeki eşitsizliği alternatif bir model sunuyorsunuz siz. Şimdi 7 yaş çok geç deniyor. Özellikle benim de NYU'da, New York Üniversitesi'nden profesör arkadaşım var, Selçuk Şirin, buradan kulaklarını çınlatayım. O da sürekli diyor ki ya Türkiye'de okul öncesi eğitim çok çok önemli ama kimse bunu çok fazla umursamıyor. Siz umursuyorsunuz, ne yapıyorsunuz acaba? Şimdi Cüneyt Bey, merhaba herkese öncelikle. Erken çocukluk eğitimi özellikle toplumsal eşitsizliğin giderilmesinde ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında dediğiniz gibi çok güçlü bir araç. Hani bu kapsamda ülkemizde tabii ki umudumuz 2019'da zorunlu hale gelecek ve böyle bir gelişme var aslında şu an, ama şu an %50'lerde okullaşma oranı. Bu kapsamda biz özellikle çeşitli nedenlerden dolayı, yani bu çeşitli nedenler dediğimiz sosyoekonomik olabilir, sosyokültürel olabilir, işte bu kapsamda boşanmış ailelerimiz, parçalanmış ailelerimiz, vefat olabilir, yani birçok farklı nedenlerden dolayı eğitime ulaşamayan çocuklarımıza ve ailelerimize aslında farklı alternatif bir erken müdahale programı geliştirdik. 2006 yılından beri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde İstanbul Çaba Derneği ve gene Çanakkale'de Kepez Belediyesi işbirliğinde böyle 3 ayaklı bir projeyiz. Aslında üniversite, sivil toplum ve yerel yönetim ortaklığı oldukça farklı ve yenilikçi bir model bu kapsamda. 2006 yılından bu yana yaklaşık 135 çocuğumuza ulaştık, ailemize ulaştık. Aslında belki projemizin ikinci amacı ve beni de daha çok heyecanlandıran kısmı, hizmet öncesinde öğretmen adaylarına ulaşıyoruz. Yani lisansta ki öğretmen adaylarımız farklı branşlardan, Çabaçam'da gönüllü olarak öğretmenlik yapıyorlar ve böyle bu şekilde de mezun olduklarında 1-0 biraz daha meslek hayatına daha önde başlamış oluyorlar. Geçen yıl itibarıyla da ASAM Derneği ile birlikte Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, işte ülkemizdeki bu 3 milyona yaklaşan mülteci misafirlerimiz diyelim, onların çocuklarına da aynı şekilde hepsi bizim çocuğumuz diyoruz ve kucaklıyoruz. Onlara da belli bir sayıda, tabii ki kapasitemiz kapsamında, gönüllü olarak ve ücretsiz okul öncesi hizmeti sağlıyoruz. Zaten amacımız da Çabaçam'ın bunu bütün ülkemizdeki bütün üniversitelerin bünyesinde
aslında yaymak. Özellikle de eğitim fakülteleri bünyesinde hani hizmet öncesi öğretmen adayları için bir uygulama laboratuvarı evet. şeklinde çalışmalarımızı sürdürmek kazan istiyoruz. Kazan kazan, herkesin kazandığı proje. Yani evet, bireyden topluma herkese aslında ulaşmaya çalışıyoruz. Ben hemen Ayşe Damla İşeri'ye döneyim. Ayşe Hanım, son derece ilginç bir girişimi var. Girişim diyeyim. Damn Good Cafe. Gidiyorsunuz kahveye. Bir şey istiyorsunuz ama onu bir kahve ver demiyorsunuz. İşaret diliyle istemeniz gerekiyor. Tabii bilmiyorsunuz ama öğreniyorsunuz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ve yavaş yavaş da o bir kahveden başlayan sohbet bambaşka yerlere gidebiliyor. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Nereden çıktı bu fikir? Aslında şöyle bir kafa yapısıyla biz yola çıktık ekip olarak. Biz toplumsal diyalogsuzluk hallerimizi farkındayız. Zıtlıklarımız var. Ama uzlaşabiliriz, diyaloğa geçebiliriz. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Aslında bir kahveyle bir araya gelmek toplumsal zıtlıklarımız için güzel ve keyifli bir yoldu. O yüzden kahveyi seçtik. Tematik çalışmaya karar verdik ve ilk ele aldığımız zıtlık aslında işiten toplumla, yani bizlerle tırnak içinde işitmeyen, yani işitme engelli ve sağır toplumu kahve aracılığıyla bir araya getirmekti. Ve o diyaloğun aslında ilk fişeğini kahve sipariş anında verebilme haliydi. Daha sonra oradan diyaloglar beslendi. Burası sadece bir kahve dükkanı olmanın ötesinde bir proje merkezi, proje geliştirme merkezi, bir araya gelme merkezi, paylaşma merkezi oldu. Ve kahve nasıl istiyorsunuz? Bana bir gösterir misiniz şu anda? Nasıl bir kahve istiyorsunuz? Türk kahvesi. Haklısınız öyle bir. Sade bir kahve istiyorum şöyle. O zaman şöyle diyelim. Aslında evet, şu anda ekranda da bir yandan biz işaret dili yapıyoruz ama hani siz de şöyle somut bir gösterin, ben de bir öğrenmiş olayım. Aslında Türk kahvesi sipariş edelim, evet. Sade bir tane evet. Türk kahvesi. Türk veya Türk yapabiliriz, değişiyor. Evet. Türk kahvesi fincanı tutar gibi. Evet. İstiyorum, lütfen. Evet, sade. Sade veya şekersiz. Bu şekersiz mi? Şekersiz. Bu ne kadar güzelmiş şekersiz, evet. Şeker bu mu demek? Evet, şeker o. Size eklediğinizde şekersiz. Evet, çok güzelmiş. Evet, ilgi nasıl? Efendim? İlgi nasıl? İlgi, şöyle diyeyim, müdavimlerimiz var. Öyle mi? Her gün yeni insanlarla karşılaşsak da %50'nin üzerinde müdavimlerimiz var. Bu da aslında bize neyi gösteriyor? Biz diyalog kurmaya açığız. Farklılıklara açığız ve o diyaloğu ilerletmek istiyoruz. İlgi bu yönde devam ediyor. Umarım Damn Good Coffee ve Dem Derneği de eş zamanlı olarak yeni temalarda kahve aracılığıyla farklı toplumsallıkları bir araya getirmeye devam edecek. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soner Bey'e dönmek istiyorum. Soner Çalış şu anda Türkiye'deki 3 milyon mültecinin de dahil olduğu belki de en önemli projelerden birine imza atıyorsunuz. Mülteciyim hemşerim. Yani bir yandan hemşerilik, bir yandan komşuluk bağlarıyla yepyeni bir iletişim ağı oluşturuyorsunuz sanırım. Nedir tam olarak evet, yaptığınız acaba? Yani yapmaya çalıştığım şey aslında tam da şeyden aslında yani o diyaloğu şey üzerinden, komşuluk hukuku üzerinden ve karşılaşmalar üzerinden yaratmak. Yani çok basit, işte otobüste, minibüste, trende bir yerden bir yere giderken biriyle böyle hani sohbet etmeye başladığınızda şeydir hani hemşerim nerelisin diye Memleket nere diye başlar o. İçinden mi? İkinci soru bu ya. O çok belirleyici bir şey ya. İçinden mi dışından mı? İşte oradan başlayan bir şey var ve tabii bu böyle bizim hani işte geldiğimiz noktada mülteci hemşerim dayanışma ağı olsun bu çalışmanın adı dediğimiz nokta idi aslında sizin hani söylediğiniz şey. Ama öncesinde şöyle bir şey vardı. Yani insanlar böyle çok çok yoğun şekilde işte Ege sınırından ve işte Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlardı ve yaklaşık 1 milyon insan geçti. O dönem çok fazla ölüm haberi alıyorduk vesaire. Ama çok daha kritik bir şey vardı. Yaklaşık 3 bin insan İstanbul'dan Edirne'ye yürüdüler ve bize bir şey söylüyorlardı aslında. Yani bütün dünyaya ve bize bir şey söylüyorlardı. Hani sınırlar var, sınırların politik olması üzerinden oluşan bir sürü başka dert var ama bir yandan da Türkiye toplumuna, Türkiye halklarına bir şey söylüyorlardı. Buradan gidiyoruz diyorlardı. Biz de dönüp kendimize biraz da şu soruyu sorduk. Neden gidiyorlar? Biz neyi yapamıyoruz ya da nerede eksik kalıyoruz bütün bu insanların bu göç yollarının devam ediyor olmasına, sürüyor olmasına göç hikayesinin. O noktada da aslında tam da şeyden hareketle yani
ne yapılabilir, neler yapılabilir, ne yapabiliriz biz? Hani mahallelerde bu insanlar özellikle evet. metropollerde yoksul alanlarda yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm riski olan mahallelerde yaşıyorlar. Bizim de hem kişisel olarak dayanıştığımız diğer mahallelerle şeyimiz vardı, böyle bir ilişkimiz vardı. Onlara sorduk. Hani siz bu dayanışmayı kendi mahallenizde nasıl örüyorsunuz? Ve mültecilerle birlikte biz nasıl yaparız bu işi diye. Aslında bilene sorduk, mahallelere sorduk. Yaklaşık 2 yıldır özellikle Küçükçekmece Gölü Havzası'nda, Ok Meydanı'nda ve kısmen şeyde Bağcılar'da yine kentsel dönüşüm riski altında olan mahallelerde. Çocuk atölyeleri yapıyoruz. Dayanışma kadınlarla, gençlerle çeşitli işte dayanışma aktiviteleri yapıyoruz. Birazcık da ama derdimiz şey, Türkiye'li mahalle sakinleriyle mülteci olan mahalle sakinleri ki hani bugün 3,5 milyona yaklaşmış durumda bu şey, yani bu toplum, yani mülteci toplumu. Sayı demek istemiyorum, sayı değiller. Toplumlar evet. ve varlar. HB'lerinde bir sürü şey var, o yüzden sayı demek istemiyorum. Genel psikoloji ne? Kalıcılar mı? Yani burada artık bir yaşam mı kurmayı düşünüyorlar yoksa dönmeyi mi düşünüyorlar? Yani şey var, farklı eğilimler var. Dönmeyi isteyenler var, kalmayı isteyenler var. Buradan daha batıya gitmeyi isteyenler var. Ama en nihayetinde hali hazırda burada kalamıyorlar. Yani evet. savaş bittiğinde geri dönmek zorundalar çünkü mevcut yasal statü mülteci değiller aslında. Evet. Biz politik olarak mülteci olduklarını söylüyoruz ama misafirler, sığınmacılar, bir şeyler. Böyle kelimelerin kullanılması evet. nedeni de bu çünkü mülteci dediğiniz zaman bazı sorumluluklar var. Bazı hakları var. Hakları evet. var bu insanların. Evet. O yüzden misafir kelimesi uygun kullanılıyor şu anda tam da resmi aslında, olarak evet, resmi dilde. Yani biz mülteci demeyi tercih ediyoruz çünkü insanlar varlar ve buradalar, hakları var. İnsan olmaktan doğan. Evet. Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmelerle bu hakları vermeyi taahhüt ettiği haklar bunlar. Dolayısıyla aslında çok temelde biz bütün bu makro siyasette gündelik hayatın akışı içinde bir dayanışma inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü esas olan yaşamı yaratan gündelik hayatın evet. akışı ve bu da mahallelerde, yoksul mahallelerde, işçi mahallelerinde bazen kriminal olduğu iddia edilen mahallelerde ama biz her hafta sonu hafta sonuna gitmeye çalışıyoruz yoğunluklu. Her hafta sonu evet. gittiğimizde çok güzel, çok sıcak karşılaşmalar yaşadığımız şahane bir iş mahalleler aslında evet, o mahalleler. İyi ki de yapıyorsunuz. Bekleriz herkesi. Çok teşekkür ederim. İnşallah geliriz. Zeynep Karagöz'e dönmek istiyorum. Zeynep Hanım da müthiş bir işe imza atıyor. Robotel Derneği ile bir anlamda çocukların robot ellerine mi kavuşuyorlar? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Kelimeleri seçmekte zorlanıyorum bazen. Robotel diyoruz aslında, robotik değil de mekanik eller bunlar. Dünyada çünkü çocuklara protez takılmıyor. Böyle bir gerçek var. Üç boyutlu. Neden takılmıyor? Neden takılmıyor? Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Büyüdüğü için. Çok hızlı büyüyorlar ve protez çok pahalı ve meşakkatli bir iş. Bazen yapılana kadar büyüyorlar. O kadar hızlı büyüyor evet. çocuklar. Ve protezler çok pahalı. Senede 2-3 değişmesi lazım çocuk büyüdükçe. Hiçbir aile bunu karşılayamıyor. ABS sendromu dediğimiz, amniyotik bant sendromu dediğimiz bir doğuştan kalıtsal gelişim bozukluğu olan çocuklarımız var. Oldukça yüksek oran. Yani pek fazla istatistik yok ama 1200 kişide bir gözüktü tespit edilmiş yapılan araştırmalarda. Senede 1100 bebek demek sadece Türkiye'de. 18 yaşına kadar protez takamıyorlar. Bu süre zarfında da kol kasları zayıflıyor. Sağ beyin, sol beyin gelişimi farklılaşıyor. Artı ek olarak da duygusal ve özgüven eksikliğiyle büyüyorlar. Bunu ortadan kaldırılacak açık kaynaklı bir hareketin bir parçası olarak başladık aslında. Robotik değil, mekanik eller. Üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle eli, parmağı olmayan çocuklara, öncelikli olarak çocuklara, yetişkinlere de cevap vermeye çalışıyoruz. Böyle eller yapıyoruz. Evet. Yaptığımız ellerle en azından bilek veya dirsek eklemini kullanarak gündelik hayatta kavrama, yeme, içme, oyun oynama, bisiklete binme gibi temel işlevlerini gerçekleştirebiliyor çocuklar. Ya ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Bazen hani bu fark yaratanların hikayelerini dinleyince bildiğim hikayeler bir kısmında hepsini ben seslendiriyorum, şey yapıyorum ama her seferinde yine gözlerim doluyor çünkü o kadar unutulan alanlar var ki bu alanlarda yani her şey devletin yetişmesinin imkanı yok. İşte fark yaratanlar orada çıkıyor. O yüzden de ben çok moral buluyorum. Bu yani en moral bulduğumuz program aslında en sezonun en son yaptığımız programı oluyor. Teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacınız oluyor mu herhangi bir yerden? Açık kaynak dediniz mesela. Var, yeterince kaynak şimdi var mı? Bu bir hareket. Açık kaynaklı modeller paylaşılıyor. Patentli, lisanslı bir şey değil. Herkes yapabilir. İhtiyacımız olan bir gönüllü, iki destek. Robotel.org
diye bir sitemiz var. Herkes gönüllü olabilir. Evet. İlla 3 boyutlu yazıcı sahibi olmak veya modelleme yapmak gerekmiyor. Biz bu elleri ücretsiz olarak yapıyoruz çocuklara. Tamamen gönüllü bir iş. Gönüllüye ve bize destek veren ekiplere ihtiyacımız var. Çoğalmak istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladık. Aslında tasarımcıyım. Ama büyüdük kocaman bir aile haline geldik. Şu anda 1200'den fazla gönüllümüz Türkiye çapında. 150'den fazla da 3 boyutlu yazıcımız var. Aktif olarak bir vaka geldiği zaman bunu gönüllülerle eşleştirerek tasarım, modelleme, baskı, montaj aşamalarının hepsini yapmaya yani çalışıyoruz. Şu anda mesela birisinin ofisinde 3 boyutlu yazıcısı olan bir insanda bunun bir parçası olup herkes gönüllü olabilir. Olarak bunu siz de olabilirsiniz. Yapın. Hayır, olsa dükkan sizin. Alırım da yani. Yok, bilmiyorum ne kadar ama yani böyle bir şeye katılmak isterim. 3 boyutlu yazıcım yok ama. Yazıcı çok olmasına gerek yok. Ölçü almak, fotoğraflamak, duyurmak bile siz şu anda evet, bizim gönlümüz. Evet, ben bir parçası olmuş durumdayım. Evet. Öyle sayalım. Çok teşekkür ederim. Elif Yağmur Kaymaz'a geçelim. Elif Hanım da Türkiye'de aslında az bilinen bir sendroma çare buluyor demeyeyim de yardımcı oluyor diyelim. Tic Tourette sendromu diyoruz sanırım. Nedir bu sendrom? İlk olarak oradan başlayalım. Sonra nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi ticlerle Tourette sendromu ayrı şeyler. Tic demek aslında vücuttaki kas gruplarının istemsiz, tekrarlayan ve hızlı şekilde kasılması demek. Bu gözde ise göz seyirmesi oluyor, göz kırpma oluyor. İşte eğer ses tellerinde ise bağırma olabiliyor, mırıltı olabiliyor, hayvan sesleri çıkarmak oluyor. Tourette sendromu ise daha farklı bir şey. Genelde 4-5 yaşlarına başlayan, ses ve hareket tiklerle seyreden ve aynı zamanda işte obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntıların eşlik ettiği, depresyona eğilimin olduğu, kaygı bozukluklarının görüldüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivitenin olduğu daha kapsamlı bir sendrom. Tourette sendromunda tikler genelde geriliyor yetişkinlikle beraber. Fakat maalesef bu gördüğümüz eşikçi durumlar, işte bu kaygı bozuklukları, depresyona eğilim, dikkat eksikliği gibi durumlar devam etmekte oluyor bu evet. şekilde. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz şöyle yapıyoruz aslında. Bizim temel amacımız Türkiye'de tik bozuklukları ve Tourette sendromu hakkında toplumsal bilinci arttırmak ve tik bozukluğuna sahip kişilerin günlük ve akademik yaşamda karşılaştıkları zorlukları birazcık hafifletebilmek. Çünkü çok ciddi önyargılar var tikleri olan insanlara karşı. İşte görürsünüz işte bu videolar, işte espri anlayışı genelde bu tikler üzerine ilerliyor. Biz bunu biraz kırmak istiyoruz. Çünkü özgüven gelişimi çok önemli. Bu özellikle bahsettiğim kaygı bozuklukları, işte tiklerin yoğunlaşması gibi durumlar kişi daha az kendine güvenli olduğu zaman, daha kaygılı olduğu zaman artışta oluyor. O yüzden bizim amacımız çocuklarda birazcık özgüveni pekiştirmek, toplumsal önyargıları yıkmak ve aynı zamanda onların daha ileriki yaşamlarında, işte işe alımda, okullara girişlerinde karşılaştıkları zorlukları birazcık ekart etmek artık. Evet. Azaltmak bu şekilde vallahi oluyor. Vallahi tebrik ederim size. Çok teşekkür ederim. Biz bu arada neler yapıyoruz onlardan biraz bahsetmek lazım. Okullara gidiyoruz. Okullarda konferanslar veriyoruz. Profesör Doktor Yankı Yazgan ve Doktor Özlem Çakıcı danışmanlığımızı yapıyor bizlerin. Bunun dışında gençlik temsilciliği projemiz var. Tourette sendromlu gençler kendi problemlerini kendi ağızlarında anlatabiliyorlar. Konferanslar çok fazla rol alıyorlar. Bunların dışında öğretmenlere yönelik bazı kılavuzlar hazırlıyoruz. İşte öğretmenler Tourette sendromlu gençlere nasıl yaklaşabilirler? Bunlarla evet. ilgili bazı belgelerimiz var. Bu gibi şeyler. Bir de aynı zamanda destekçi ailelerimizle görüşüyoruz. Onların desteği çok önemli bizim için. Peki. Çok teşekkür ederim. Oğuzhan Canım'a geçeyim. Askıda Ne Var projesi. Bir anlamda sosyal imajenin daha modern bir versiyonu gibi geliyor bana. Ne yapıyorsunuz? Biraz sizden dinleyelim. 2012'de kurduk Askıda Ne Var'ı. Üniversite öğrencilerine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Onlara yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, yurt dışı eğitim gibi ürün ve hizmetleri tamamen ücretsiz sunduğumuz bir platform. Öğrencileri seçmemizin ana nedeni, üniversiteden önce gençler ailelerinin yanında oluyorlar. Konaklama, yeme içme masrafı vermiyorlar. Üniversiteden sonra çalışma şansları oluyor. Haliyle bir gelir elde ediyorlar. Ama üniversite öğrencisiyken kendilerini en çok geliştirebilecekleri dönemde maddi gelirlerin en az olduğu dönem oluyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat eşitliği, bir alan yaratıp onları desteklemeye çalışıyoruz. Ana modelimiz şu. Gönüllüler, kişiler askıdanevar.com'a girip yemek ısmarlayabiliyorlar. Bu birinci ayağı projenin. İkincisi de markalar kendi ürün ve hizmetlerini üniversite öğrencileri için askıya bırakabiliyorlar. Şu anda bırakıyorlar mı?
Yıllık var mı öyle bir şey yani? 3 milyon lirayı geçiyoruz şu anda. 200 markayla çalışıyoruz. Oo, bayağı. Markaların bu kadar destek vermesinin tabii birkaç sebebi var. Hem gerçekten sosyal sorumluluk anlayışıyla, bir sosyal fayda yaratma anlayışıyla yapıyorlar. Diğer yandan da bizim sosyal medya hesaplarımız çok güçlü. 23 milyon görüntüleme alan hesaplarımız var. Kendi ürün ve hizmetlerini koyduklarında çok düşük maliyetlerle aslında reklam da yapmış oluyorlar. Hem de işin sonucunda üniversite öğrencilere fayda sağlamış oluyor. Bu verdiğimiz ürün ve hizmetler, hani kitap vermek, tiyatro bileti vermek, konser bileti vermek tabii ki güzel. Yani bir fayda yaratmış oluruz ama bunun ötesinde de aslında başka bir şey var. Sizin de yayınladığınız Havva Badi Aygün'ün hikayesi var örneğin. Bir tiyatro bileti kazanıyor bizden, tiyatroya gidiyor. Oyun bittikten sonra yönetmenle tanışıyor. Ona tiyatroyu, edebiyatı ne kadar sevdiğini anlatıyor. Yönetmen ona da o zaman sana ücretsiz eğitim verelim diyor. Havva orada eğitim alıyor, sonra tiyatro yapmaya başlıyor, sonra askıya bilet bırakıyor. Yani böyle bir dönüşüm yaratabilen bir yapıya dönüştük 5. yılın sonunda. Vallahi tebrik ederim. Çok sağ olun. Öğrenciler adına. Öğrenciler de girip istediklerini alabiliyorlar oradan. Şöyle sırayla mı alıyorlar? Şartımız yani? Var. İlk giren alıyor. Bu birincisi. İkincisi de 15 günde bir alabiliyorlar ve günde evet. bir kez alabiliyorlar. Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler şu anda faydalanıyor. Özelde okuyorsa da tam burslu öğrencileri şu anda faydalanıcı olarak konumlandırabiliyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Barış'a geçelim. Hüseyin Barış, Yeryüzü Derneği'nin bir mensubu, kurucusu mu diyeyim şey olarak. Bambaşka bir açıdan gönüllüsü. Siz bakıyorsunuz. Gönüllüsü diyelim, evet. Ne yapıyorsunuz Hüseyin Bey? Yeryüzü Derneği sürdürülebilir, şenlikli, ekolojik yaşam sloganıyla kurulmuş bir dernek. 7 arkadaşın bir araya gelmesiyle kuruluyor ve kısa sürede büyüyerek kamuoyuna ses getiren projeler üretmeye başlıyor. Ekolojik yaşamın, daha doğrusu kentlerde ekolojik yaşamın nasıl sürdürülebileceği, insanların bu yaşama nasıl ayak uyduracağıyla ilgili projeler üretiyoruz. Ve bu projeleri uzun yıllardır sürdürdüğümüz için de hem kamuoyunda ses getiriyor hem de etkisi daha fazla oluyor. Örneğin Kent Bahçeleri projemiz bu yıl 7. kez yapıldı. Takas Şenliği adlı etkinliğimiz 5. yılında. Topluluk destekli tarım ya da gıda topluluğu diyebileceğimiz uygulamamız gene 5. yılında. 6-7 aydır Repair Cafe diye bir başka etkinliğe başladık. Yani bu tür sürekli yaptığımız projeler var. Bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Yeryüzü Derneği içerisinde ekolojik yaşama geçmek isteyen bir grup arkadaşımız bir kooperatif çatısı altında örgütlenerek örneğin Sakarya Pamukova'da bir ekoköyü kurma girişimi başlattı. Orada bir ekoköyümüz var ve şu günlerde de orada permakültür atölyeleri yapılıyor. Gene gönüllülerin desteğiyle orada 100 metrekare civarında ahşap karkaslı saman bir ev yaptık. Bu tür etkinliklerimiz... Vallahi bravo. Yürüyün yani, be diyesim geliyor içimde. Yani çok farklı alanlarda etkinlikler yaptığımız için ama tabii temeli ekolojik ve çevreye dayalı evet. etkinlikler yaptığımız için de kamuoyundan bayağı destek bir alıyoruz. Bir kez daha tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, fark yaratan olmak için illa Türkiye çapında bir iş yapmanız şart değil. Gördüğünüz gibi kimi zaman küçük bir çocuğun ellerine sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kimi zaman da Sema Demir gibi... Yaşadığınız yerde öylesine güzel bir müze kurabiliyorsunuz ki sadece yaşadığınız yeri bambaşka bir yere dönüştürebiliyorsunuz. Türkiye'nin uygulamalı ilk açık hava müzesi, yaşayan müze diyorsunuz adına. Neden yaşayan müze, tam olarak ne yapıyorsunuz acaba? Biz yaşayan müzeyi kurarken iki temel amacımız vardı. Öncelikle Türk ziyaretçisinin kendi kültürel geçmişiyle barışması, şu an içinde bulunduğu kültürel kompleksten kurtulmasını sağlamak. İkincisi de Türkiye'deki müzecilik anlayışını değiştirebilmekti. O yüzden ismimiz Yaşayan Müze. Yaşayan müzenin mantığında her müzenin kendi bir müze retoriği vardır. Bizim müze retoriğimizde koleksiyon politikamız, sergileme politikamız, iletişim politikamız klasik müzelerden farklı. Öncelikle koleksiyonumuz sadece maddi kültürel unsurlardan oluşmuyor. Somut olmayan kültürel mirasımızı da koruyoruz. Geleneklerimiz, sözel belleğimiz, geleneksel sanatlarımız koruma altına alınıyor. Yine sergilemede de diğer müzelerden farklıyız. Yaşayan müzede bir vitrin yok, etiket yok, bilgi panoları yok, işitsel sistemler yok. Sadece iletişimi baz alıyoruz. Ve müze tiyatroları, dramatizasyonlar, doğaçlamalar... tarih canlandırma yöntemlerinden istifade ediyoruz.
İletişim politikamızda ise ziyaretçiyle iletişimimizi koparmamak istiyoruz. Bu yüzden de tematik sergiler yapıyoruz. Ziyaretçi her geldiğinde bizim farklı bir yüzümüzü görüyor. Hiçbir zaman aynı yüzle karşılamıyoruz onu. Böylelikle de müdavimlerimiz oluşuyor. Müzemizi 20 kez, 30 kez ziyaret edenler, işte 6 yaşından 16 yaşına kadar ziyaret edenler. Böyle olunca iletişimimiz kuvvetli oluyor ziyaretçilerimize. Yaşayan Müze 2007'de kuruldu. 10 yıl içinde ben Yaşayan Müze'yi hep bir kadına benzetiyorum. İki doğum gerçekleştirdi. Birincisi Türk Hamam Müzesi, Türkiye'nin ilk hamam müzesi oldu. İkincisi ise Anadolu Açık Hava Müzesi, Yaşayan Köy. Burada da Türkiye'nin mimari çeşitliliğini sergilemek istiyoruz. Kendi kültürel geçmişimizle barışmak demek aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Çünkü işte mimarimizi tanımıyoruz, geleneklerimizi tanımıyoruz, sözlü kültürümüzü tanımıyoruz. Dolayısıyla ötekileştirilmiş olanı da doğrudan kabulleniyoruz. Bunu yıkmak için Anadolu Açık Hava Müzesi'nde Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 evi geleneksel ustalık, yöntem ve malzeme kullanarak yeniden inşa ettik. Vallahi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili ben Fark Yaratanlarımız, 2017'nin Fark Yaratanlarını sevgili seyirciler gördünüz. Eğer Türk insanına olan inancınız en ufak bir tereddüte uğrarsa, moraliniz bozulursa, ya bu ülkeden de bir şey olmaz derseniz açıp tekrar tekrar izleyebileceğiniz hikayeler var. Umarım bir parça ilham da vermiştir sizlere. Beşte bir kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu güzel programı bitirmenin zamanı gelecek. Sevgili seyirciler, bugün karşınıza özel bir formatta geldik. Bildiğiniz gibi 5'ine 1K dünya raporuyla bugün bu yıl sizlere, bu sezon sizlere dünyanın haberini vermiştik. Ancak bir 5'ine 1K geleneği olarak bu sezonun son programında Türkiye'nin fark yaratan 15 ismini konuk ettik. Sezon boyunca zaten CNN Türk ekranlarında Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programında izlemiştiniz. Ama onları bir kez de toplu hepsini bir arada görmenizi istedik. Umarım önümüzdeki yıl yeni Fark Yaratanlarla beraber olacağız. Siz de Fark Yaratanları çeşitli sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda fark yaratan birisiyseniz ya da birisi olduğuna inanıyorsanız çevrenizde başvurabilirsiniz. Onları da önerebilirsiniz. 5'ine 1K'da yaz saati uygulamasına geçiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren her hafta bir konuğum olacak ve bir konuyu derinlemesine konuşacağız. Ve sizlerin karşısına 5'ine 1K yaz saati formatıyla geleceğiz. Yeni bir 5'ine 1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.